Merhaba arkadaşlar. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 dersimizin bu programında millet ve milliyetçilik konusuna değineceğiz. Millet kategorisini görecek sosyal kimlik yaklaşımını inceleyeceğiz. İç grup yanlılığı ve xenofobi kavramına göz atarak sosyal inşa yaşamında millet ve milliyetçiliğin ne olduğunu açıklayacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Millet kavramı 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanmış İngiliz ve Fransız devrimleriyle ortaya çıkmıştır. Özellikle Fransız devrimi ile birlikte etkin bir şekilde ortaya çıkan milliyetçilik kavramı kısa bir sürede imparatorlukların yıkılmasına, ulus devletlerin kurulmasına yol açmıştır. Millet, ortak dili, ortak geçmişi, ortak gelenek ve görenekleri, ortak toprak parçasını, ortak inanışları, ortak ekonomik ve siyasi yapıyı paylaşan bireylerden oluşan sosyal bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanabilir ancak bu unsurların hiçbiri milleti oluşturan vazgeçilmez unsurlar değildir. Sosyal psikolojik yaklaşım milleti oluşturan en önemli ögenin belli bir grup insanın kendini millet olarak hissetmesi ve tanımlaması olduğunu ileri sürmektedir. Sosyal kimlik yaklaşımına göre grup psikolojik bir mekanizmadır. Çünkü bir kişinin ait olduğu sosyal kategori ya da grup kişinin benlik tanımlaması için bir temel sağlamaktadır. İnsanlar kendileri de dahil olmak üzere tüm insanları sosyal kategorilere ayırmaktadır ve bireyler kendilerini birden fazla grupta kategorize edebilir. Burada önemli olan insanın kendini bir grup insanla bazı bakımlardan bir ve aynı görmesi ve biz olarak hissetmesi, diğer bir grup insandan da onlar olarak düşündüğü iç ayrıştırmasıdır. Kendimizi içinde tanımladığımız gruplar sosyal psikolojide iç grup, üyesi olmadığımız diğer grupsa dış grup olarak adlandırılmaktadır. Kişinin kendi grubunun üyelerini kayırma ve kendi grubunu daha olumlu değerlendirme eğilimi ise iç grup yanlılığıdır. Örneğin mensubu olduğumuz milli grubu tanımlarken daha olumlu sıfatlar kullanırız. Etnosantrizm ise bir etnik gruba bağlılık ile tarif edilen bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak alması ve kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün tutmasıyla tarif edilen duygu ve inanışlardır. Günümüzde süre giden milli anlaşmazlıklar, çatışmalar ve hatta savaşlar düşünüldüğünde dış gruba yönelik düşmanlıklar da oldukça yaygın rastlanılan durumlardır. Özellikle nüfus hareketliliğinin arttığı, çok sayıda insanın savaş veya çeşitli sebeplerle ülkelerini terk edip başka ülkelere göç ettiği günümüz koşullarında göçmen topluluklarına yönelik düşmanca yaklaşımlar ve olumsuz davranışlar hem göçmen gruplar hem de ev sahipliği yapan gruplar açısından yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Zenofobi ve etnik şiddet gibi olumsuz durumlar gözlenebilmektedir. Xenofobi yabancı düşmanlığıdır ve kişinin yabancılardan ya da kendisinden farklı olan insanlardan korkması ve nefret etmesi durumudur. Sosyal kimlik kuramcıları, milli kimlikler temelinde yapılan bu kategorizasyonların aynı zamanda bir ideolojik süreç olduğunu belirtirler. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde kurulan ekonomik bir örgütlenme biçimi olan milli devletler, milliyetçilik ideolojisini yayarak kurulmuşlardır. Sosyal kimlik yaklaşımına sahip sosyal psikologlar milliyetçilik ideolojisinin tek bir tanımı olmadığını, aynı millet içerisindeki bireylerde farklı özelliklerde milliyetçi ideolojilerin olabileceğini belirtmektedirler. Milliyetçilik ideolojisinin milliyetçilik ve vatanseverlik olmak üzere iki farklı şekli olduğunu ileri sürerler. Milliyetçilik iç grup yanlılığı ve dış grup düşmanlığının bir arada görüldüğü bir ideoloji iken vatanseverlikte sadece iç grup yanlılığı bulunmakta fakat dış grup düşmanlığı görülmemektedir. Öte taraftan sosyal kimlik yaklaşımını benimseyen diğer bazı sosyal psikologlar milliyetçilik ve vatanseverlik arasında iç grup yanlılığı, dış grup düşmanlığı temelinde temeline dayalı bir ayrım yapılamayacağını, bunun yerine ideolojilerin içeriğine ve sosyal bağlama göre ne anlama geldiğine bakılması gerektiğini iddia etmektedirler. Milliyetçiliğin diğer milletlere karşı düşmanca bir içerik kazanıp kazanmayacağı, o milletler arasındaki tarihi, sosyal, ekonomik ve politik ilişkilerin niteliğiyle sosyal bağlamla şekillenir. Sosyal inşa yaklaşımındaysa milliyet, millet ve milliyetçilik konuları farklı bir perspektiften ele almaktadırlar. Sosyal inşacılar millet de dahil her tür sosyal olgunun ve kategorinin söylemler yoluyla inşa edilen bir süreç olduğunu ileri sürmektedirler. Bireyleri de onların oluşturduğu topluluk ve grupları da söylemler üretir. Örneğin Bilig'e göre insanlar modern gündelik hayatın içinde millet olma ve milliyetçilikle ilgili pek çok sembole ve söyleme maruz kalmaktadır. Bu sembol ve söylemler insanlar farkında olmaksızın onların bilinçaltına işlenmektedir. Milliyetçiliğin bilinçaltına işlenmesi bir okulda asılı bayrak, tarihi bir şahsiyetin büstü, marşlar, bir gazete manşeti, televizyon dizileri, milli takım karşılaşmaları gibi sembol ve söylemler aracılığıyla olmaktadır. Milli semboller gündelik hayat pratiklerinin içine gizlenmiştir. Örneğin banknotlar, demir paralar, pullar, günlük gazete logoları hep millet olduğumuzu ve milliyetçilik ideolojisini sembolize etmektedir. Ama çoğu zaman bunların ayırdına varamayız. Her gün yeniden üretilen ve millet olduğumuzu bilinç altına işleyen ve bizlerin de farkında olmadan sürdürdüğümüz bu ideolojik yapılanmaya banal milliyetçilik adı verilmektedir. Evet arkadaşlar, insan davranışı ve sosyal çevre 2 dersimizin bu programında millet ve milliyetçilik konusuna değindik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.